Şekilde ABC'nin bir üçgen olduğunu söylüyor. DEF haşa o da AC'ye paralelmiş. Evet. DEE haşa o da HC'ye eşit. Şimdi bu eşitliği bir kullanalım. 3 kişi 24 lira harcıyorsa, 24 vermiş soruda. 2 kişi 16 lira harcamalı. Değil mi? 3 kişi 24 lira harcıyorsa 1 kişi 8 harcıyordu. 2 kişi ne harcamalı? 16. Yani F H uzunluğu 16. Şuradaki benzerliği görelim. 2 kişi 24 harcıyorsa bir kişi ne harcamalı? 12. Az önce 16 olduğunu söylemiştik. Tamam. Geriye kaç kaldı? 4. C. ABC, ABD birer üçgen. BE uzunluğu ED'ye eşitmiş. Buradan buraya yol eşit. Şurası orta nokta. Şimdi bir soruda açıortayla diklik aynı doğru üzerindeyse muhtemelen bu ikizkenar üçgendir. Aynen de öyle. Evet. Şu parçalar, şu parça birbirine eşit. Çünkü ikizkenar bir üçgen. Burası da x eksi 4. Peki şu benzerliği görelim. Çift çizgiye tek çizgi. Çift çizgiye yine tek çizgi. Çünkü bunun eşit olduğunu az önce söylemişti. O zaman 2 ise 1'e 2 oranı varsa 2'ye 4 oranı olmalı. Şuranın 4 çıkması lazım. 4 çıkabilmesi için ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Şimdi böyle tuhaf tuhaf paralellikler bir aradaysa soruda. Önce bir tanesine odaklanalım. FC'yi 9 vermiş. Burayı da 6 vermiş. Evet. Önce şu tek yönlü paralelliklere odaklanıyorum. 9'a 9K, 6'ya 6K veriyoruz. Sonra da mavi. Mavi kelebeğe odaklanalım. Mavi kelebek de şunla şu. O zaman tepesi C olacak şekli birleştirdiğim zaman ne yapıyorum? 9 kişi 15'i gördü. 9 kişi 15'i gördü. Karşı boyunca görme. 6 kişi X'i gördü. K'lar gitti. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 5. 3'ün 2 katı 6 ise 5'in 2 katı ne olmalı? 10 olmalı. Dikdörtgen. GD uzunluğunu 6 vermiş. AL uzunluğu neredesin? AL. 8. Bakalım. A burada, B burada, C burada. D, E, F, G, H, L. Şurası da 6 olmuş. Aynen de öyle. Pardon, 8. Şuraya da soru 8 vermiş. Şimdi 6 ise bu da 6'dır. Evet. AGF'nin çevresi. AGF küçük üçgenin çevresi bölü büyük üçgenin çevresi. Şimdi iki üçgen arasındaki benzerlik oranını bulacağız. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şu iki üçgene odaklansak. 6 kişiye 6K verirsem 14 kişiye 14K vermek için ne kalmalıdır geriye? 8K kalmalıdır. Evet. 6 kişi 6K ise 14 kişi 14K olması için 8K kaldı. Dolayısıyla AGF küçük üçgen 8'in katları bölü ABC 14'ün katları. Daha sade 4 bölü 7 olması lazım. Adana. Benzerlik oranı bulunca zaten çevrede benzeyecektir. BAC 135 ise alfa var. 135 var. O zaman burası 45 eksi alfa. Artık bu soru kalıbını tanıyor olmamız gerekiyor. Çünkü daha evvel de böyle soru çözdüm. 90 varsa şurası 45. Mecbur burası da 45. O zaman buraya alfa eksi 45 kalır. Pardon, 45 eksi alfa kalır. Çünkü 45 eksi alfa ile alfanın toplamı 2 iç bitişten şurayı vermeli. 45 varsa, 45 eksi alfa varsa ne lazım? Alfa lazım. Gerçekten toplam 135 olduğunu göreceksiniz. Şu alfanın, şu 45 eksi alfa ve 90'ın toplamının. Şimdi EC uzunluğunu 8 vermiş. Benden DAE'nin alanını istiyor. Şimdi dik üçgenin iki kenarı bilinirse, hele ki ikiz kenar dik üçgense bu. Bir kenarın bilinmesi, iki kenarın bilinmesi demektir. Dolayısıyla alan bulunur. Şimdi şu iki üçgende benzerlik kuracağız. Alfa neyi gördü? X'i. Şurada alfa neyi gördü? 8'i. Burada 135 bir şey görmedi. 45 eksi alfa neyi gördü? 4'ü. Şurada 45 eksi alfa neyi gördü? X'i. X kare eşittir 32. Şimdi alan, şu dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? X çarpı x bölü 2, yani x kare bölü 2. Şimdi
x kare elimde. 32'nin yarısı. 16. Üçgen verildi. DEBC'ye paralel. Okey. Şurası x'e, şurası da x. Şurayı 4 vermiş, şuraya da 9 vermiş. Paralellik varmış aynı zamanda. G hakkında bir yorum yapmamış. Şimdi şöyle yapsak. Buna A desek, şuna B desek. Önce etrafını kırmızıyla taradığım üçgene baksak. A kişi ne harcamış? X. A artı B kişi, A artı B kişi ne harcamış? 9. İçler dışlar çarpımı yapmadan evvel yerlerini değiştirebiliriz. Yani bu ifade buraya ve bu da buraya gelebilir. A bölü A artı B. X bölü 9. A bölü A artı B. X bölü 9. Temel benzerlik yaptım. Başka bir şey değil. Benzer şekilde A bölü A artı B. A bölü A artı B. 4 bölü X. Sol taraflar aynıysa sağ tarafların da aynı olması lazım. X bölü 9 eşittir 4 bölü X. Bunu tanıyoruz. Yani en azından ben tanıyorum artık. X kare eşittir 9 kere 4'ten 36. X buradan ne olmalı? 6. G ağırlık merkezi. Ne demek ağırlık merkezi? Bir üçgende her köşeden çıkıp gittiği kenarı iki eş parçaya bölen doğrular vardı. Ve bu doğrular bir yerde kesişirdi. G'de. G'den kenara yakın neyse köşeye yakın yer bunun iki katıydı. Ve alan 6 tane alan birbirine eşit. O zaman G gittiği kenarı 2'ye bölüyorsa AE uzunluğu EC uzunluğuna eşit. Ve kenara yakın yer kaysa şurası 2K. Üçgende benzerliği görelim. Buraya 18 vermiş soru. 3 kişi 18 lira harcıyorsa, 3 kişi 18 lira harcıyorsa 1 kişi 6 harcıyordur. O zaman burası ne olmalı? 6 olmalı. GD ile ED'nin toplamını soruyor. Bir yeri daha vermiş bana. 15. Şimdi KM'i görüyorsa 2K 2M'i görür. E'den aşağı 3M ise yukarısı da 3M değil mi? G'nin üzerinden hani G gittiği yeri 2 eş parçaya bölüyordu ya. 6 tane M var elimde. 6 tane M'i soru 15 vermiş. Şimdi ED dediği M'i istiyor. Dolayısıyla M'i bulmam lazım. 15 bölü 6. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 2. 5'in yarısı 2,5'tür. M'i bulduk. M belli. Şimdi G'de neydi? 6 lira. Üzerine 2,5 lira daha eklersiniz ne olur? 8,5 olur. Evet. Buçuklu sayıları ondalık dersini anlatsak anlaşılmaz ama böyle para hesabı yapınca daha kolay oluyor sanki. Şimdi hocalar buna A buna B diyebiliriz. İşte A bölü A bölü A artı B 9 bölü işte neye eşitmiş? Pardon eşit diyemiyoruz. Diyeme işimizin sebebini açıklayayım. Şimdi bir benzerlik oranı vardır. Bir sayı buluruz. A bölü A artı B gibi. Niye yazmıyorsa. Bir de alanlar oranı vardır. Bunun karesi. A kare bölü A artı B'nin karesi. Şimdi burada uzun uzun teorik çözmenin hiçbir anlamı yok. Ben size pratik bir yol söyleyeyim. Böyle birden fazla alan aynı doğruyu paylaşıyorsa ikisi arasında bir oran kurun. 8 neye dönüşmüş? 9'a. O zaman S de neye dönüşmeli? 18'e. Çözelim. 8 bölü 9 S bölü 18. Bu bunun 2 katıysa bu da bunun 2 katı olmalı. 16. Teorik çözüp işi abartmanın hiçbir alemi yok. Evet. Tam istediğim gibi. 8 dakikada 8 soru. Kadriyeciğim. Harbiden mi? Deyip burada topu Kadriye'ye atıyorum. Hoşçakalın.